Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir telefon incelemesiyle karşınızdayız. Aslında bu bizim için de bir ilk olacak çünkü ilk defa bir Vivo modelini inceleyeceğiz. Biliyorsunuz Vivo ülkemize kısa bir süre önce giriş yaptı ve genel olarak bir müşteri kitlesi de oluşturmaya başladı. Bugün bizim inceleyeceğimiz model arkadaşlar Vivo'nun orta segmente hitap eden Vivo Y70 isimli modeli. Peki bu model bizlere ne gibi özellikler sunuyor? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan incelememize telefonun tasarımıyla başlayalım. Vivo Y70'te arkadaşlar damla çentik bir tasarıma yer verilmiş. Aslında bakarsanız son dönemde damla çentik tasarımının biraz böyle demode kaldığını söylememiz mümkün. Çünkü pek çok üretici bildiğiniz gibi delikli ekran tasarımına geçti. Bunun sebebi şu aslında, delikli ekran tasarımında ekran gövde oranı daha yüksek kalıyor. Damla çentikte ise ekran gövde oranı biraz daha düşüyor arkadaşlar. Bu yüzden de pek çok üretici bu tarafta damla çentik yerini delikli ekran tasarımını tercih ediyor. Fakat Vivo bu modelinde dediğim gibi biraz daha eskiye kaçan böyle damla çentik tasarımından yararlanmış. Şimdi aklınıza şu soru gelebilir. Bu telefon ülkemizde tamam yeni satışa sunuldu ama normalde bunun çıkış tarihi ne zaman? Malum biliyorsunuz bazı Çinli üreticiler, özellikle ülkemize son dönemde giren Çinli üreticiler, geçtiğimiz yıl çıkan telefonları, hatta geçtiğimiz yılın böyle başlarında çıkan telefonları ülkemizde yeni satışa sunuyorlar. Fakat Y70'de böyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Bu telefon 2020'nin son çeyreğinde raflardaki yerini almıştı. Ülkemize de hızlı bir şekilde giriş yaptı. Bunu belirtelim. Yani çok eski bir telefon değil. Tamam, telefon çok eski değil ama telefonun teknik özellikleri nasıl? Şimdi buna giriş yapmadan önce ben biraz daha tasarım hatlarından bahsedeceğim size. Sonrasında işte Yonga setiydi, RAM'iydi, dahili depolamasıydı vesairesiydi. Hepsinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar ön tarafta bir damla çentik tasarımı söz konusu. Kenar kalınlıkları yani çerçeve kalınlıkları üst ve yanlarda gayet ideal. Yani ince tutulduğunu söyleyebilirim. Alt kısım ise bir tık kalın kaçmış ama yine de genele oranı kıyasladığımızda ekran gövde oranının başarılı durduğunu söyleyebilirim. Telefonun ses açma ve kapama power butonu sağ tarafa yerleştirilmiş. Sol tarafta ise herhangi bir tuş vesaire bulunmuyor arkadaşlar. Alt kısımda ise Type-C ve 3.5 milimlik kulaklık girişi bulunuyor. Üst tarafta ise sim kart yuvamız konumlandırılmış. Arka yüze geçtiğimizde dikdörtgen şeklinde konumlandırılmış bir ana kamera modülü karşılıyor bizleri. Bu ana kamera modülünde arkadaşlar 3 tane alt alta dizilmiş kamera ve sağ tarafta da bir flash ışığı mevcut. Arka kapak tasarımı kaliteli gibi görünse de şöyle bir sorunu var. Tamam, gümüş parlak, bize gelen renk gayet güzel. Yani dışarıdan baktığınız zaman özellikle gayet hoş duruyor. Ayna gibi parlıyor. Kendinizi net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ama aşırı derecede parmak izi bırakıyor arkadaşlar. Yani şu telefonu kılıfsız kullanacağınız zaman, yani şöyle tuttuğunuz anda arkada dehşet bir parmak izi bıraktığını söyleyebilirim. E tabi bu da günün sonunda göze çok fazla hoş görünmüyor. Yani şöyle telefonu koyduğunuz anda telefonun aşırı kirli bir görünüme sahip olduğunu sizlere söyleyebilirim. Bu tabi artı mıdır eksi midir? Bu tamamen kullanıcıya kalmış. Malum sonuçta tasarım biraz göreceli bir kavram. Bu tasarım kimilerinin çok hoşuna gidebilir. Kimileri ise hani parmak izi bıraktığı için çok fazla memnun kalmayabilir. Dediğim gibi bu biraz göreceli bir kavram. Şimdi gelelim arkadaşlar telefonumuzun teknik özelliklerine. Bu telefonda Qualcomm tarafından geliştirilmiş olan Snapdragon 665 Yonga seti bulunuyor arkadaşlar. Bu 11 nanometrelik geliştirme sürecine dayanan bir Yonga seti. Dolayısıyla biraz eskide kaldığını söyleyebiliriz. Malum artık günümüzde Snapdragon 7X serisi mevcut ve nanometre tarafında da hani üretim süreci tarafında da hayli ilerleme kaydetmiş durumda Qualcomm. Dolayısıyla Yonga seti tarafında bir böyle tık düşük kaldığını söyleyebilirim ama RAM ve dahili depolamada sizi memnun edecektir. Çünkü 8 GB RAM var bu cihazda ve 128 GB'da dahili depolama alanı bulunuyor. Şöyle kıyaslayabiliriz. Halihazırda günümüzdeki üst segment bazı modellerde dahi 8 GB RAM yok arkadaşlar. 6 GB'lık RAM'e yer veriliyor. Dahili depolama tarafında ise 64'lük cihazlar evet hala var ama yavaş yavaş trendin 128'e doğru kaydığını görüyoruz. Muhtemelen önümüzdeki süreçte gelecek olan orta segment cihazlarda da minimum depolama alanı 128 GB olarak karşımıza çıkacaktır. Yani Vivo Y70 bu anlamda dahili depolama ve RAM anlamında sizi üzmeyecek bir telefon diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar telefonun teknik özellikleri bu şekilde. Bunları zaten herhangi bir tablodan da açıp okuyabilirsiniz. O yüzden hani çok böyle
önemli şeyler değil. Biz şimdi size bu telefonla ilgili tecrübelerimizi aktaracağız. Bu telefonda arkadaşlar biz bazı testler de yaptık ki bunlara performans testi de dahil. Yaptığımız PC Mark Benchmark testinde arkadaşlar bu telefon 6071 puan aldı. Bu ne anlama geliyor? Şimdi şunu söyleyebiliriz. 6071 puan bu telefonun fiyat segmentindeki modellerle kıyaslandığında biraz düşük kalıyor. Çünkü genel itibariyle baktığımızda halihazırda bu telefon 3500 liradan satılmakta. 3500 liraya satılan diğer Çinli modellerde falan bu puanın 7000 ve üstünde kaldığını görüyoruz. Burada da Vivo Y70'in puanının düşük çıkmasının temel sebebi arkadaşlar az önce de belirttiğim üzere nispeten güçsüz, nispeten eski bir Yonga City kullanıyor olması. Elbette akıllara şu gelmesin. Bu telefon hani oyunlarda kasma adamı vesaire. Hayır, kesinlikle yapmıyor arkadaşlar. Biz buna PUBG Mobile yükledik, Call of Duty Mobile yükledik ve Asphalt 9 yükledik. Bu 3 oyunu da akıcı bir şekilde çalıştırıyor telefon. Yani ben bu telefonu aldığımda performans tarafında beni üzer mi diye düşünmeyin. Her ne kadar bu Yonga City sınıfındakilerle kıyaslandığında bir tık geride kalıyor olsa da günlük ihtiyaçlarınızı rahat rahat karşılayabilecek bir Yonga seti. Bunu sizlere belirtmiş olalım. Şimdi teknik özellikler bu şekilde. Oyunları oynadık, deneyimledik biz. Dediğim gibi oyunlarda akıcı bir performans sunuyor. Bu 3 oyun biliyorsunuz normalde telefonları böyle zorlayan, kastıran oyunlar. Üçünde de genel itibariyle kullanıcıları memnun edecek bir performans verdi. PC Benchmark sonucunda çok düşük değil. Dediğim gibi aynı fiyat seviyesindeki telefonlarda 7000 puan alan cihazlar var. Dilerseniz hani tercihiniz onlardan yana vesaire de kullanabilirsiniz. Ama ne var? Atıyorum bunda şimdi 8 GB RAM vardır. Ondaki RAM miktarı bir tık daha düşük. İşte bunda 128 GB dahili depolama var. Ondaki dahili depolama alanı işte sallıyorum 64 GB olabilir. Bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Yani sadece Yonga seti odaklı değerlendirmemek gerekiyor. Gelelim arkadaşlar telefonumuzdaki ekran ve kamera özelliklerine. Bu telefonda Vivo AMOLED bir ekrana yer vermiş ki bence bu dikkat edilmesi gereken bir unsur. Çünkü bu fiyat segmentindeki modellerde genel olarak biz LCD paneller görmeye alışığız. Burada AMOLED ekranın kullanılıyor olması önemli bir artı diyebiliriz. 1080x2400 piksellik 409 ppi piksel derinliğine sahip 6.44 inçlik bir AMOLED ekranımız var. Bu ekranın arkadaşlar gövdeye oranı %83.9 seviyelerinde. Dediğim gibi damla çentik yerine belki delikli ekran kullanılsaydı bu ekran gövde oranı bir tık daha yükseltilebilirdi. Ama burada Vivo ne yapmış? Damla çentik tasarımını tercih etmiş. Damla çentiği de tercih edince doğal olarak %83.9'larda kalmamış. Yani delikli ekran olsaydı ne olurdu? Belki %85'in bir tık üzerine çıkabilirdi arkadaşlar. Ama dediğim gibi alt çerçeve vesaire gayet güzel orantılanmış. Bazı telefonlarda biliyorsunuz alt çerçevede öyle bir boşluk bırakıyorlar ki arkadaşlar hani oraya home buton koysanız, tuş koysanız, 5 tane de tuş koysanız sığar. Ama nedir işte oraya adam işte ben full ekran yapıyorum kafasında orayı sadece öyle bırakıyor. Ama bu telefonda kesinlikle öyle değil. Yani Vivo Y70'in ekran gövde tarafında böyle göze hoş gelen bir oran tutturduğunu söyleyebilirim sizlere. Şimdi gelelim kamera tarafına arkadaşlar. Kamera tarafında dediğim gibi arka tarafta üçlü bir ana kamera modülümüz bulunuyor. Burada 48 megapiksellik f1.8 diyafram aralığına sahip geniş açılı bir kameramız var. Buna 2 megapiksellik makro kamera ve 2 megapiksellik de derinlik kamerası eşlik ediyor. Tabii kamera söz konusu olduğunda kağıt üzerindeki rakamların bizler için çok bir önemi olmadığını biliyorsunuz zaten. Biz bu telefonla bazı fotoğraflar çektik. Dilerseniz şimdi bu fotoğraflarla sizi baş başa bırakalım ve telefonun nasıl bir fotoğraf performansına sahip olduğunu beraber gözlemlemiş olalım.
gördüğünüz gibi fotoğraflarda da hani gün ışığında başarılı bir performans sergiliyor. Fakat özellikle akşam böyle gece yani ışık oranının düşük olduğu noktalarda fotoğraf çekmeye çalıştığınızda gece modunun çok aman aman başarılı olduğunu söyleyemeyeceğim ben. Örneğin ben hani evimin önünde vesaire fotoğraflar çektim gece. Gerçekten hiçbir şey belli olmuyordu. Normalde biliyorsunuz gece modunu aldığınızda telefonlar bir şekilde orayı ışıklandırıyor ve gayet böyle güzel fotoğraflar çekebiliyor ki hatta bazı cihazların, gerçi o cihazlar üst segmente hitap eden cihazlar ama karanlık bir odada çekseniz dahi ufacık bir ışık süzmesinden bütün odayı aydınlatacak teknolojiye sahip olduklarını da biliyoruz. Tabii fiyatı oranını kıyasladığımızda gece fotoğraflarında başarısız olması bizi çok da şaşırtmadı açıkçası. Peki video tarafında nasıl? Bir de dilerseniz bu telefonla çektiğimiz videoları izleyelim ve daha sonrasında video kalitesinde konuşalım. Bu telefonla 4K 30 FPS videolar çekebiliyorsunuz. Ayrıyeten 1K çözünürlükte de yine 30 FPS'e videolar çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Video tarafında performansı gün ışığında yaptığımız için hani çok kötü değil. Tabii yakınlaştırma vesaire girdiği zaman işin içine çok böyle aman aman bir başarıdan söz etmek doğru olmayacaktır ama günü kurtarır mı? Evet kurtarır. Yani fiyatıyla orantılı baktığımızda gayet böyle kurtaracak derecede videolar çektiğini söyleyebiliriz. Ha, şu da var. Zaten diğer telefonlarda bundan aşağı kalır bir tarafta video ya da fotoğraf çekmiyor arkadaşlar. Yani bu baktığım zaman şunu dersek ya abi diğer telefonlarla kıyasladığımız zaman hangisi iyi kamera tarafında? Hani Vivo Y70'in aman aman çok bir artısı var diyemem. Hatta böyle gerisinde kaldığı pek çok telefonun olduğunu da söyleyebiliriz. Yani kamera tarafında bakın özellikle kamera tarafında diyorum. Bizi böyle çok fazla memnun etmedi bu telefon. Çünkü niye? Gün ışığında bütün telefonlar güzel çekiyor. Önemli olan biraz böyle ışığın düşük olduğu alanlarda başarılı fotoğraflar çekebilmesiydi. Onu da bize vermedi zaten. Kameradan sonra gelelim telefonun diğer özelliklerine arkadaşlar. Suya ve toza karşı bir dayanıklılık yok bu cihazda arkadaşlar. Yani sakın ola bunda su altı fotoğrafı falan çekeyim demeyin. Öyle bir şey söz konusu değil. Tabii yağmura falan vesaire yağmur altında konuşurken su almıyor. Hiçbir telefon su almıyor neredeyse zaten artık. O yüzden telefonu sudan uzak tutmaya çalışın. Ekran altı parmak izi okuyucumuz var. Bu İyi bir şekilde çalışıyor diyebilirim. Bazen algılamadığı vesaire oluyor ama genel olarak algılıyor. Yani o noktada herhangi bir sıkıntı çıkartmıyor sizlere. Batarya tarafında arkadaşlar 4100 mAh'lik bir batarya ile geliyor. Yani ortalama diyebiliriz artık zaten. Genele baktığımızda 4000'in altında çok fazla cihaz kalmadı artık. Hatta günümüzde 5000, 6000, 7000 mAh kullanan orta segment pek çok cihazda mevcut. Hızlı şarj teknolojisine değer vermiş bunda Vivo. 33 wattlık bir hızlı şarj teknolojisini destekliyor bu telefon. Yarım saatte %60-65 oranında şarj oluyor. Speklerinde de öyle yazıyor zaten. Hatta biz test ettik bu şarj olayını. Gerçekten de arkadaşlar yarım saat tuttuğumuzda şarjda dediğim gibi %60-65 arasında bir şarja ulaşmıştı telefon. Yani hızlı şarj özelliğinin gayet verimli bir şekilde çalıştığını da sizlerle paylaşabiliriz. Gelelim arayüz ve işletim sistemi konusuna. Bu telefon arkadaşlar kutudan ilk çıktığında FunTouch 11 destekli Android 10 ile geliyor. FunTouch genel itibariyle stabil bir arayüz. Yani kullandığım süre içerisinde bana herhangi bir sorun çıkartmadı. Bataryayı biraz sömürüyor mu sömürmüyor mu? Orası soru işareti olarak kalabilir arkadaşlar. Biz bununla bir batarya testi de uyguladık. Uyguladığımız batarya testinde bu cihaz bize 13 saat 23 dakikalık bir süre verdi. Bu sürenin genel olarak ortalamada kaldığını söyleyebiliriz. Yani çok iyi değil, çok kötü de değil arkadaşlar. Hatta bunu diğer orta segment modellerle karşılaştırırsak bir tık aşağıda kaldığında söyleyebiliriz sizlere.
FunTouch'tan bahsedeceğim bir diğer konu ise oyun tarafında güzel olayları var. Örneğin 4D titreşim diye bir şeyleri var arkadaşlar. Bu oyun desteklediği zaman atıyorum yarış oyunlarında ya da işte bu FPS oyunlarında vesaire ateş ettiğinizde telefon titriyor falan böyle elinizde. Bu da güzel bir deneyim oluyor. Tabii bunu açtığınız zaman deli gibi şarjınızın bittiğini de sizlere söylemem gerekiyor. Dediğim gibi oyunun da desteklemesi lazım. Örneğin bizde PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Asphalt 9 yüklüydü. Bu özelliği destekleyen tek oyun PUBG Mobile'di. Onun dışında arayüz dediğim gibi stabil. Yani Chrome'da vesaire herhangi bir uygulamada donma, kasma, atma gibi olaylarla karşılaşmadım ben. Herhangi bir uygulama tarafında ya da ne bileyim fotoğraf çekerken, kamerayla oynarken bu tarz şeylerde arayüz tarafında herhangi bir sıkıntı çıkmadığını da söyleyebiliriz. Bir de kamera tarafında hoşuma giden bir olay daha vardı. Mesela lens kirli olduğu zaman arkadaşlar kamerayı açıyorsunuz. Direkt olarak işte lensi temizleyin, lens kirli gibi bir yazı çıkıyor ekrana. Bu da gerçekten benim çok hoşuma gitti ki pek çok telefonda ben böyle bir özellik görmemiştim. En azından lens kirliyse bile bunu algılayamıyordu cihaz. Ama Vivo Y70 bunu başarılı bir şekilde algılıyor ve diyor ki lensi temizleyin, lens biraz kirli gözüküyor diyor. Siz de işte lensi sildiğiniz zaman zaten o yazı da ekrandan kayboluyor. Evet, genel itibariyle Vivo Y70 hakkındaki yorumlarımız bu şekilde arkadaşlar. Kutuya baktığınız zaman üzerinde Super Night Mode falan diyor ama ben gece çekimde yaptım. Zaten o fotoğrafları da gösterdim sizlere. Öyle çok da Super Night Mode'luk bir durumu yok telefonun. Fiyatı dediğim gibi 3500 Türk Lirası civarında. Bu fiyatı alabileceğiniz pek çok model olduğunu zaten biliyorsunuz. Dolayısıyla burada biz size özelliklerini, artılarını, eksilerini vesaire söyledik. Tamamen size kalmış durumda. Bu telefonu tercih edebilirsiniz ya da farklı bir cihaz tercih edebilirsiniz. Eğer aklınıza takılan bir soru varsa bu videonun altına bize yorum olarak yazabilirsiniz. Ya da bu cihazı karşılaştırmamızı istediğiniz bir telefon varsa işte abi ya ben şu iki telefon arasında çok kaldım. Bunları bize karşılaştırır mısın bir videoda derseniz elimizde varsa o cihaz bunu da gerçekleştirmeye çalışırız arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.